Guillermo Perez'le erkekler 58 kiloda. Altın Manya bir anlamda iki kardeş ülke, aynı dili konuşan ülkenin sporcuları karşı karşıya geldiler. Bu arada yumruklardan da bahsetmek istiyorum. Meksikalı'nın biraz önce gördüğünüz çok güzel bir yumruk vuruşu vardı. Bunu da puan olarak değerlendirmek gerekiyor. Bazı turnuvalarda yumruk puanları değerlendiriliyor ama şu an bu turnuvada yumruk puanları değerlendirilmedi. Bunu da bir eksiklik olarak görüyorum. İlk bölüm, ilk 30 saniyede İspanyol sporcunun küçük bir avantajı oluştu. 1-0 öne geçti. Küçük bir dipnot verelim. Herhalde ilk defa uzak doğulu bir sporcunun olmadığı bir final müsabakası izliyoruz bugüne kadar. Bu organizasyon için. Bu organizasyonda evet, evet. Çoğunlukla Kore, Tayvan, Çin, Tayland. Taylandlı evet. Filipinler. Muhakkak finalde yer aldılar. İlk defa Avrupa'dan bir sporcu, ikinci defa Hamide ile birlikte Avrupa'dan bir sporcu finalde. 2-1'lik şimdi bir skor söz konusu. Erkekler 58 kilonun final müsabakasında. İlk bölümü bir değerlendirir misiniz ilk round'u? İspanyol daha sakin, soğukkanlıydı. Çabuk davrandı. Meksikalı'nın beklemediği anda bir paldın kuruşuyla 1-0 öne geçti. Tekvando'da puan üstünlüğünü ilk almak çok önemli. Çünkü bu rakibinizin üzerinize gelmesini anlamına geliyor. Meksikalı da o puan geriliğinden dolayı risk aldı, üzerine gitti ve ikinci puan da verdi. Evet, bakalım bu bölümde neler olacak. Siz olsanız Meksikalı sporcunun çalıştırıcısı Guillermo Perez'e ne söylüyor olurdunuz şimdi? Tabii öncelikle üzerine gitmemesi gerekiyor. Çok yavaş presle, sürekli presleyerek baskı kurması gerekiyor. Vücut eskivleriyle de İspanyol'a boş teknik attırarak puan alması veya ummadığı anda teknik çıkması gerekiyor. Ama İspanyol Ramos 3. puanı da aldı. Ramos gerçekten çok rahat Meksikalı sporcuyu kontrol edebiliyor. Şu an üstünlüğünü kurmuş vaziyette. Meksikalı'nın zorlaması gerekiyor. Pres yapması gerekiyor diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir pres uygulaması yok. Hala rakibinden teknik gelecek diye bekliyor. Evet, İspanyol'un Paulding'i, Ramos'un Paulding'i çok net görebildik. Skor 4-1'e geldi. Bir aile avantajı. Evet. Suratı geldi. Bu kasıtlı bir ayağı bloktu zannederim. Hakem bunu ihtarla değerlendirecek. Arkasından ikinci pozisyon, onu göremedim. O bana biraz şanssızlık gibi geldi. Yani tekrar izleyeceğiz muhakkak ama Ramos'un kötü niyetli olduğunu düşünmedim nedense. Ama surata gelen gerçekten sert bir darbe. Fakat o suratından ziyade ayağında bir sıkıntı yaşıyor Jose Antonio Ramos. Bakalım devam edebilecek mi? Meksikalı ayak bloğu yaptı dizine. Çok tehlikeli bir hareketti. Evet, hakemin bunu muhakkak ihtarla değerlendirmesi gerekiyor. Evet, pek oralı olmadılar. Bu sakatlamaya yönelik bir hareket. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi bazı sporcular fair play'den uzaklaşabiliyor. Hakemlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi tekrar gösterimini de yapmadıkları için net bir şey de söylemekten kaçınıyorum tabii şu anda.
Bakalım devre arasında ikinci roundla üçüncü round arasında muhakkak o instantane ekranlara yansıyacaktır. Genellikle öyle bir uygulama yapıyor Çin televizyonu. Şu anda 4-1'lik bir skor söz konusu. Ramos'un üstünlüğü var. Meksikalı'nın tutuşunu da görmedi hakem. Perez Ramos'u çözemedikçe sinirleniyor herhalde ama evet faul yapmaya yöneliyor. Kyungo'yu da Perez aldı. İki tane güzel teknik çıkışını izledik Meksikalı'nın ama puan olarak değerlendirilmedi. İkinci vuruşu bence net bir puandı. Bunlar puan değil tabi. Blokta kalan bir pardon. İki vuruşta blokta kaldı. Round tamamlanıyor. Şimdi bakalım o an ekranlara gelecek mi? Daha iyi değerlendirebileceğiz. Erkekler 58 kiloda altın madalya kimin olacak? Ekranlarınızda İspanyol Ramos var. Ayağındaki sakatlık devam ediyor. Bakalım işte herhalde bu an. Evet, sizin söylediğiniz gibi dizini kırıverip ayağını önüne koymuş. Şimdi buradan bu ikinci de yüzüne. Bunda hani kötü niyet ben görmedim ama bir öncekini tabii siz daha iyi süzdünüz. Bu açıdan çok net belli oldu. Ben onda da bir kasıt olduğunuz inanıyorum. Çünkü ayak bloğunu yapan sporcu rakibine verebileceği zararı çok iyi bilir. Arkasından öyle bir tekmeyi sallaması da Meksikalı'nın gerçekten fair play'den uzaklaştığını gösteriyor bana. Yani devamında da sizce iyi niyetli değildi. Bilinçli. Bence gayet bilinçli bir vuruştu. Evet, orada pek uyuşmadık ama tabii siz yıllardır bu işi takip edip içinde olduğunuz için yani bence eksi puanla değerlendirilmesi gereken bir vuruştu. Muhakkak diyorsunuz. Peki bu noktada mesela bir kam cam cezası vardı. Çok az uygulanır. Evet. Tekvando'da hemen hemen hiç görmedim. Çünkü saygıya dayanan bir spor dalı. İhracı gerektiren hallerden birine girer miydi o sizce? Eğer yüzüne gelse ve sayıyla knockout olsa Ramos, Meksikalı'nın ihracı gerekirdi. Şimdi fark ikiye indi çünkü ikinci Kyungo geldi Ramos'a. Meksikalı daha puan alıcı hareketler, girişler, çıkışlar yapmak, rakibini çözmek zorunda. Ama ikincilik kazandım diye düşünüyor. Gerekli teknik yoklamaları yapmıyor. Ramos'un aradan çok güzel bir palding tekniği vardı ama ona da puan çıkmadı. Bu sırada Meksikalı'nın güzel bir yumruğunu gördük. O yumruk biraz daha güçlü vurulsa İspanyol'un nefesini kesebilir. Yumruğu da bir aile ihmal ediyor hakemler sizin dediğiniz gibi. Hani Nuri Ochagi'de nasıl illa surata bir teknik bekleyip safeguard'a gelenleri ihmal ediyorlarsa yumruktan puanı ben hemen hemen hiç görmedim. Yaklaşık olarak 6 yıldır tekvando anlatıyorum. Aslında birçok yerde yumrukla ilgili çok net puanlar çıkıyor ama çok güçlü bir vuruş gerekiyor. Bu sırada Meksikalı'nın bandal çeki denemesi omuzlarında kaldı İspanyol'un. Her an oradan 2 puan alabilirdi. Ben yumruğa daha çok puan verilmesi gerektiğine inanıyorum. Tekvando'da yumruk gerçekten önemli. Sadece puan açısından değil, mesafeyi açmak, rakibiniz yakınındayken vuruş mesafesini açmak için de yumruğun güzel kullanılması gerekiyor. Ve böylece süre tamamlanıyor. 58 kiloda Jose Antonio Ramos İspanya'ya bir altın madalya kazandırıyor. Şunu da hatırlatmak isterim. Ramos geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda
bizim şu bu sene 62 kiloda dövüşecek olan Köksal'ın yendiği sporculardan bir tanesi. Şu an dünya şampiyonu oldu.